Nergis Zamanı başlıyor. Cep telefonunuza, bilgisayarınıza format atıyorsunuz. Peki beyninize format atabilir misiniz? Korkularınızdan, fobilerinizden, bağımlılıklarınızdan, kronik hastalıklarınızdan kurtulmanın yolu bu olabilir mi? Yazar Barış Muslu canlı yayında anlatıyor. Mevsim sebze ve meyvelerinden rengarenk cilt maskeleri yapıyoruz. Eczacı Selen Esener doğal güzellik sırlarını hem anlatacak hem uygulayacak. Sen de var, ben de var. Ve Sinan Özen. Sevilen sanatçı şarkıları ve sürprizleriyle Nergis Zamanı'na konuk oluyor. Birazdan Nergis Zamanı'nda. Sabahlarda rüzgar aşkını fısıldar, mutluluk bağımın açan gülüsün yar. Bu dünyada beni ne olur bırakma, bir tanem canımsın, canımdan can alma. Bu kalbim seninle, yüreğim seninle, hayatım seninle, aşkım dille. Aşkım dinle. Sende var, bende var, yar ikimizde var. Aşk bizim kadar kimin yüreğinde var. Gün gelir, zaman gelir, aşkımız dillenir. Kader bunu da yazar muhakkak ya. Sende var, bende var, yar ikimizde var. Aşk bizim kader bunu da yazar muhakkak eyler. Sabahlarda rüzgar aşkını fısıldar, açan gülüsün yar. Bu dünyada beni ne olur bırakma, bir tanem canımsın, canımdan can alma. Bu kalbim seninle, yüreğim seninle, hayatım seninle, aşkım dinle. Bu kalbim seninle, yüreğim seninle, hayatım seninle, aşkım. Bunu da yazar muhakkak ya. Sende var, bende var, yar ikimizde var. Aşk bizim kadar kimin yüreğinde var. Gün gelir, zaman gelir, aşkımız dillenir. Kader bunu da yazar muhakkak ya.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel. Çok teşekkür çok ederim. Güzel bir şarkı. Oh sabah sabah bir şöyle kurtlarımızı güzel enerjik kurtlarımızı döktük. Yani, nasılsın? Nasılsın? Böyle bu. Ay otur öyle Allah aşkına gel böyle oturalım tamam, hatta. Tamam peki. Nasılsın? Oh. Ne güzel kurtları döktünüz. Evet çok güzel oldu gerçekten sabah bize de bir enerji geldi çok iyi oldu ya. Senin gibi böyle pozitif enerjisi olan. Ay sağ ol artı canım. Artı seyircileri de böyle muhteşem olan bütün hanımların bir arada toplandığı. Mutfak öyle. Ekran başında da izleyenler aynı sizi o İnşallah. Enerjiyle seyrediyor. Bu arada hepiniz hoş geldiniz hem ekran başına hem stüdyomuza onu da demeyi unutmayalım değil mi? Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Böyle hemen insanları kavrayan şarkılar var. Hatta bir tane senin klibi bunun mu? Şeyde o, onu sonra okuyacağız. Sonra okuyacağım. O ilk yaptığımız bu Türk Cumhuriyetlerinde yaptığımız bir proje çalışmasıydı. Ne güzel. O şu anda orada en çok dinlenen, en çok sevilen şarkı. onu yaptık. Ondan sonra da yine o iletişimle, o kurduğumuz o köprüyle Özbekistan'ın tarihi yerinde çektik bu şarkıyı. Yine aynı besteci arkadaşımız, Faruk arkadaşımız yaptı. Gördüm. Çok güzel. Hatta hemen gitmek istedim. Orası Özbekistan'ın hangi şehri? Hive. Hive şehrinde. Yani Semerkant, Buhara. O civarda. Çok güzel. Muhteşem bir tarihi doku. Yani insanlara tavsiye ederim. Görmüşsünüzdür klibi. Gerçekten çok güzel bir şehir. Görmek Benim amacım lazım. Şöyleydi. Şimdi ama oralarda da meşhur oldun yani. Bayağı bir meşhur oldun. İnanılmaz seviyorlar şarkı. Ben gözümle hani kulağımla duymasam inanmazdım. Sokakta gezemedik. O şarkıyı her yerde çalıyorlar. Ay çok Bu güzel çok bir gurur verici bir şey. 350 milyonluk bir Türk Cumhuriyeti var topluluğu. Evet. Bunlarda bu sevgiyi ve bu kardeşliği yakalamak da amacım. Çok şimdi dedim olmuş. Ki onlara şimdi burayı çekiyorum. Türkiye'deki kardeşleriniz görecekler. Ata topraklarını görecekler. Şimdi yeni bir klip çektim. Türkiye'nin o güzel dokusunu da oraya göstereceğim şimdi. O klibi de bitirdik. Hazırladık. O da Aralık'ın ilk haftasında yayınlayacağımız yepyeni bir şarkı. Ne kadar güzel. Böyle bir çok kendi çapında. Yani ama çok güzel. Kültür çok paslaşması güzel. Çalışması. Tabii ne kadar güzel bir kültür alışverişi. Evet, evet evet. Ben gerçekten mesela Bakü'ye gittim falan. Yani o kadar mutlu oluyorum ki orada insanların sevgisini, yakınlığını gördükçe. Çok seviyorlar. Gerçekten çok, öyle. Yani rol modeliz. Bu yakınlaşmayı sürdürmemiz olmalı, lazım. Olmalı. Olmalı. Ben o farkındalığı yaratmak adına. Kendi adıma bir çam sakızı, bir karınca misali. Ama sen gerçekten yani. Çok zaten böyle hani kalbinin iyiliği yüzüne vurmuş insanlar vardır ya. Öyle değil mi Sinan'da? Gerçekten öyle. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Sakal bıraktım o etkilemiyor değil mi yüzümün şeyini? Yok yok şahanesin. Yani, kalbimin güzelliğini olan... etkilemiyor. Bak yani. Bak. Önemli olan eşin beğeniyor mu? Biz ne? Biz beğenmişiz, beğenmemişiz. Yok, eşimle Burcu sakal beğeniyor konusunda mu? Biraz kavgalıyız. Ha. Yok dedim böyle güzel. Beni bak, seven bak, her bak, halinde bak. Seven, şey yaptın yani. Seven her halinde sever değil mi? Aslında o değil öyle. Mi? Değil nasıl mi? Gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor değil mi? Yuvarlanıp gidiyoruz derler. Doğru doğru. Bir de ama sen şimdi ya bu sene ne var bu yıldızların konumunda mı ne? Bütün müzmin bekarlar evleniyorlar. Yani geçtiğimiz yıllardan itibaren evet. Şu birkaç senedir. İşte en son Özcan Deniz evlendi. Senin de 2,5 yıl oldu aslında çok yeni sayılır Tabii değil eğer mi? Biraz daha devam etsem raflardan kaldırılacaktım yoksa onun için. Yok yok tarih yok yok tarih sende. Zaten onu da ayrı konuşacağım. O ayrı bir bölüm olmalı. Gerçekten yok, çok iyi duruyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Burcu nasıl iyi? İyi iyi çok şükür. Çok sevgileri var hepsinin. Peki bir şey keyifle söyleyeceğim. Keyifle izliyorsun. Anladım ben onu soracağını. Ne Hayırlısı soracağım? İnşallah. Hayırlısı inşallah. Çünkü daha önceki müzminler biraz ellerini çabuk tuttular da. Sizde evet, böyle bir evet. şey var mı? Allah'ım nasip kısmet işte ne diyelim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ona da yine kadınlar karar veriyor biliyor musun? Öyle mi? Öyledir bu işler yani birazcık öyledir. Kendi kendine biraz kadının da kararıyla. Bazen de bir şeyleri olacağına kısmet. Bırakmak gerekiyor. Bence zaten olacağına yani böyle lazım. Evlilik veya bir takım şeyler böyle matematik değil. Hesap Çok kitap doğru. değil. Çok doğru. O hesabı yaparsın. Hayatın akışında o hesaba sen uymayabilirsin. Onun için şöyle diyorum. Allah uzun ömürle onları görmek, birlikte yaşamayı nasip etsin. Yoksa... İnşallah. Amin. İnşallah. O kadar doğru bir şey söyledin ki inşallah hepimizi. Çünkü değil mi? Çevremde gördüm. Mesela çocuğu... Ha, teşekkür ederim. Çocuğu genç yaşta diyelim evleniyor. Çocuğu oluyor.
Allah korusun. Bunlar işin kötü örnekleri tabii. Belki büyüdüklerini göremiyor evlatları. Doğru. Nasip kısmet meselesi. Nasip kısmet. Çok doğru. Allah herkese uzun sağlıklı ömürler versin. Bu arada mutfakla aran nasıl? Ben severim mutfağı. Biliyorum mutfağı çünkü severim. Önceden de böyle bir şeylerim var. Hadi gel gidelim, gel, gidelim mi Özlem'in yanına? Hadi gel. Eğlenceli geçmeye başladı. Ya. Zaten ben de o keyifle böyle mutfağımıza Sinan Bey'i ağırlamaktan. Evet. Yardımcı öyle. Olabilirim ya Sinan'cığım. Siz hem anlatın biz şu şeyi takalım canım. Tabii tabii olur. Sıkıntı yok. Taktım bile şekeri. Merhabalar. Tak. Bugün yine yok, harikalar lezzetler bir arkadaş gelsin hepten bir yapsın şu durumu. Neler ben var? Şöyle bir izninizle. Tamam. Evet. Neler evet. Var neler mutfağımızda Nergis ablacığım bir bilsen. Sinan'ı iki dakika çıkardık geliyor. Bir teknik durumumuz var. Evet. Neler var bugün mutfağımızda? Bugün makarna yapacağız ama bildiğiniz makarnayı tabaktan birazcık daha dışarı çıkarttık. Dedi ki makarnayı bir de kupada deneyelim. Onun dışında kupada da diyelim ki olmadı. Güveçte deneyelim. Güveçte de olmadı. Bir de kek kalıbında yapalım. Yani ben elimde, evimde, mutfağımda ne varsa açıkçası dolaptan hepsini çıkarttım. Özlem bugün, bu, özlem bak. Özlem. Özlem bir şeyi yapıyorsa farklı yapacak ille. Hem evet. Lezzetli hem farklı. Evet. Aynı zamanda daha sonraki bölümlerde de güzel Mersin'den tantunil yapacağız. Arkasından da böyle külahta yanında güzel bir tatlı yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle makarnalarımı haşladım. Haşladıktan sonra biliyorsunuz en büyük sıkıntı makarnalarım böyle topak topak olurlar. Hemen buruşurlar değil mi hanımlar? Evet. O yüzden de bu sorunu çözmenin en kolay yolunu hemen söylemek istiyorum. Güzel bir zeytinyağı alıyorsunuz. Şöyle elinizle birlikte biraz zeytinyağı döküyorsunuz. Böyle güzel güzel karıştırıyorsunuz. Ha şöyle şöyle aynen. Karıştırıyoruz. Bakın restoranlarda makarna siparişi verdiğinizde hemen gelir. Nasıl gelir biliyor musunuz? Haşlamasını beklemezler. Onlar dolapta önceden yağlarlar makarnayı. O gün sabahtan yaparlar. Arkasından makarnanın işlemini yaparlar. Biz de aynı şekilde önceden yağladım ben ama hala sıcak. Şimdi, güzel bitiyor. Evet. Şimdi mutfağımızda bugün iki tane sos yapacağım. Bir tanesi peynirli makarna olacak. Bir tanesi de dolabımda yine benim közlenmiş patlıcanım vardı. Diğer tavamı da ondan çıkarttım. Şimdi siz rejide peynirli makarna tarifini göreceksiniz. Köz patlıcan tarifini de Nergis zamanında Instagram adresinde mutlaka paylaşıyor olacağım. Aa, tamam. Çok güzel. Evet, oradan şimdi, takip edebilirsiniz. Evet, aynen öyle. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tereyağımızı tavalarımıza bölüştüreceğim ben. Şöyle iki tane tava kullanacağım. Dediğim gibi bir tanesini peynirli yapacağım. Kek kalıbına bir tanesi de patlıcanlı yapacağım. Şimdi tereyağlarımızdan sonra birazcık zeytinyağı da ilave ediyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Kaçırdılar mı Sinan'ı? Ne yaptılar? Ha? Kaçırdılar Sinan'ı. Evet. Onun dışında ne yapacağız? Şimdi bunlar güzel bir şekilde erime işlemi yapacaklar. Hemen arkasından önce hep sert malzemeler kavrulma işleminden geçiyor biliyorsunuz. Şöyle kırmızı al biberimiz var bizim. Evet. Güzel. Onları da böyle koyuyorum, bölüştüreceğim. Bunu biraz daha bol yapacağım. Bunun kalıbı büyük. Onun dışında güzel bir kavurma işlemi yaptıktan sonra da hemen arkasından diğer malzemelerimi koyuyor olacağım. Neler koyacağım? Peynirli makarnanın içerisine közlenmiş. Gel hayatım gel gel. Ne olacağım şimdi? Birisinin nazarı değdi ama hanımefendi siz söylemiştiniz. Yemek pissin görürseniz. Sen mi söyledin? Ay çok şeker. Nazar değecek mi dedi? Benim nazarım değil dedi. Öyle mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Bugün peynirli fırında makarna yapacağız. Hem ama farklı kalıplarda. Böyle kupada yapacağız, kupada. Güveçlerde yapacağız. Evet. Mutfak harika. Şimdi ne yapıyoruz? Önce iki tane ayrı tavamız var dediğim gibi. Bunların güzel bir şekilde kavrulmasını bekleyeceğiz. Ama arkasında mutlaka kaplarınızı makarna yapmadan önce mutlaka ve mutlaka yağlamayı unutmayın hanımlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Makarna karbonhidrat olduğu için çabuk yapışma özelliği olduğundan dolayı mutlaka kaplar iyi şekilde yağlanmalı. Biberlerimiz kavrulduktan sonra da ne yapacağız? İçerisine hemen beyaz peynirimizi birine koyacağım. Birine de közlenmiş patlıcanımı koyuyor olacağım. Bu arada seni mutfakta görünce Burcu'nun gözleri yaşarıyor mudur? Yoksa gerçekten arada giriyor musun? Bak doğruyu söyle. Doğruyu söyle mutfakta sorguya çekiyoruz. Her şey konuşulacak. Bütün şimdi, gerçekler. O güzel yapıyor. Ben dokunmak istemiyorum. Yani o dokuyu bozmayayım istiyorum. Var dolayısıyla ya. Da...
Var ya sen var ya. Uzaktan bakıyorum diyorum kokusu oldu mu falan. Öyle yani gurmelik yapıyorum diye. En güzel neyi yapıyor peki? Valla hemen hemen her şey, özellikle şu makarna konusunda iddialıyım. Öyle mi? Evet. O zaman mutlaka gördüğünüz bir şeyler vardır makarna konusunda. Yok Burcu ya Hanım'a. Var mı? Bence vardır. Bence bu tavanın başına sizi alayım, diğerinde ben olayım, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Buyurunuz lütfen, siz şöyle karıştırın. Bunu da beraber yapacaktım. Yapalım. Evet. Tamam. Burcu mutfağımıza gelmek böyle. Yaptık. Burcu artık bunu sürekli gösterirsin, gireceksin mutfağa dersin. Yani kendim aç kalmam. O sıkıntı yaşamam yani. Tabii. Hepsini biliyorsun. Evet, şimdi peki, sizin biberleriniz güzel kavruldu. Tamam, tereyağı kavruldu ve zeytinyağıyla. Evet, evet, evet. Şimdi közlenmiş patlıcanlarımı atıyorum. Onlar iyi bir şekilde kavurmanızı rica ediyorum. Ama erkek de mutfağa yakışıyor ya. Değil çok mi? Ama bu arada tabii gerçekten de Sinan... Sinan'ın bakışına bakın Allah aşkına. Ama gerçekten de Sinan Bey daha önce pideciliği vardı, evet, aslında. Bugün pide tabii de açarız, bakarsınız arada. Ben zaman zaman açıyordum keyfime. Böyle ha, estiği zaman derler ama ustalar ha yapıyordu. Ha. Ben de güzel açarım, güzel yaparım yani. Tabii bir şey yapıyorsan da onu öğreniyorsun tabii, zaten. Tabii önlüğü takıp değil geçmelisin mi tezgahın tabii başına. Ne yaparsan onu yapmak. Peki senin... Onlar kabukları. Kabukları değil mi? Yok. Tabii. Onun patlıcanın için gösterdim biraz da. Süper. Evet. İşte erkekler mutfağa girdim efendim. Böyle fazla oluyor ne yazık ki. Fazla titiz oluyorlar şekerim. Evet. Burcu sen oluyorlar, alma Sinan'ı mutfağa. Ben anladım. Yandın yani. Her şeye karışır diye onun için de faydalı olur. Evet. Evet bence de. Bak nasıl hemen anladık. Evet. Bu arada Burcu'yla evet tanışma... hikayeniz de çok tatlı, böyle hani romantik filmler olur ya, sanki böyle o tatta. Nasıl tanıştınız siz? Zannediyorum herhalde eski Türk filmlerini çok seyredip onu bilinçaltıma galiba yerleştirmiş gibi oldum zannediyorum. Öyle bir şey, enteresan bir senaryo yaşadık. Çok tesadüfi oldu. Sahnede. Hani filmlerde vardır ya, görür ağaç böyle beğenir falan. Evet. Öyle bir etkileşim olur. O kadar kalabalığın arasından böyle tak diye gördün mü? Onlar zaten üç arkadaştı, üç tane bayan oturuyorlardı. Evet. İstediği şarkı isteyince fark ettim. Şarkıyı istedi. Evet. Hangi şarkıyı istedi? Çok romantik bir şarkı, Senin Ağzını Yerim. Ay çok güzelmiş. Kim istiyor dedim orada. Tamam dedim. Ben gördün de ama o gördüm, anda gördün. Ben de senin ağzının esprisi yaptım. Ay yani çok tatlı. O anlamda. Tabii. Derken tabii. İşte mutfağa kadar geldi konu. Aman ne güzel. Aman ne güzel kadar ya geldi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, patlıcanları, biberlerimizi közledik. Şimdi kremamız var. Eğer evinizde krema yoksa hanımlar hiç dert etmeyin. Süt mü? Süt. Ben süt kullanıyorum. Süt evet kullanabilirsiniz. Yalancısın sen Sinan. Çok yalancısın. Bence Burcu kullanıyor, şimdi öyle diyor değil mi? Şimdi sütle bunun arasındaki fark hemen hemen yakın. Evet evet yani, yakın tatlar aynen öyle, fakat daha kıvamlı doğal daha, olarak. Tabii daha yoğun. Probiyotikleri de daha farklı var evet, ama dediğimiz gibi hiç fark etmez. Evinizde ve elinizdeki malzemeler bizim için önemli. Sarımsak, kırmızı al biber ve kremaya en çok yakışan... Hastasıyım. Ne var? Tabii ki sarımsak var. Ben sarımsaksız bir lezzet ben düşünemiyorum. Bir şeyin içine sarımsak girince evet, öyle girince değil mi Sinan? Evet. Bir düşmanınız varsa, size yaklaşmasını istemiyorsanız sarımsak... O da güzel. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Kesinlikle. Evet, şimdi güzel bir şekilde soslarımız da bu arada hazırlanmış evet oluyor. Şimdi sos kıvamlarını aldıktan sonra unutmayın ki krema eğer ocağınızın altını çok fazla açarsanız birazcık daha koyulaşmak yerine sulanmaya başlar. O nedenle aslında siz evinizde yaparken ağır ateşte yapmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer ikinci bir kısımda krema gibi ürünleri çalışırken çelik çok fazla kullanmayın. Sütlü ne ürünlere çalışırken tahta kaşığı daha çok tavsiye ediyoruz. Bakın mesela herhalde şu anda birazcık daha iyi oluyor. Gördünüz Sinan Bey birini bıraktı artık. Hepsine yetişmek zorunda yani yeter. Var ya. Bir yere kadar saçımı süpürge ettim yeter. Sinan yok yok tamam yani yeter tamam. Ama ben evet Burcu'nun yerinde olsam akşama bu makarnayı tekrar isterim yani. Evet değil şimdi mi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Buyur. Hemen o zaman hazır patlıcanlı sosumuz da olmuşken. Evet. Şimdi bu güzel karıştırma işlemini yapacağım. En son birazcık soğuduktan sonra sosumuz. İçerisine dereotu ve maydanoz da katacağım. Tabii ki peynir de katacağım. Sizler kaşar varsa kaşar, tulum peyniri varsa tulum peyniri. Ne isterseniz mutfağınızda ne varsa evinizde güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın şimdi al biberin de aynı zamanda rengini de vermiş oldu. Evet. Böylece gördünüz. Şimdi bunun karıştırılmasını size bırakıyoruz efendim. Çok hemen teşekkür ederim. Sağ sizi böyle alayım. Gel Sinancığım gel istersen böyle rahat edersin. Hayır, zaten birazdan biz gideceğiz şekerim. Ben genelde seni kurtaracağım şimdi şeyidir buradan. Böyle yok, angaryaları ben yandakilere veririm.
ve hemen çalıştırmayı seviyorum. Tabii tabii. Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Asgari ücretten biz başlarız. Şimdi, estağfurullah. Şimdi, efendim ne yaptık? Tabii ki peynirleri daha koymadık farkındaysanız. Şimdi peynirler hazır sıcakken içerisine koyacağım. Çünkü unutmayın ki bu güzel makarnalar, soslu makarnalar aynı zamanda fırına gidecek. Sinan fırında bu çok güzel oldu. Için önemli. Bu böyle güzel bir karışım olmuş oldu. Şimdi ben çok bunları oldu. Kaplara paylaştırıyor olacağım. Arzu ederseniz de paylaştırın, buyurun. Ay yok, karışmıyor. Yok, karışmış. Onu artık sen paylaştırırsan da, paylaştırırken de bak evet. Kokudan, güzelliğinden dilim falan damağıma yapıştı. Efendim sen bunları paylaştırırken biz de sıradaki konuğumuza geçeceğiz. Sinancığım seni de alacağım. Çok enteresan bir konu. Aman ayrılmayın. Geliyoruz. Mevsim sebze ve meyvelerinden rengarenk cilt maskeleri yapıyoruz. Eczacı Selen Esener doğal güzellik sırlarını hem anlatacak hem uygulayacak. Birazdan. Sen benim dünyamsın, rüyalarımda bir tek sen varsın. Ben mehrin geçeydim. Sensiz otmaz bahar, har vaslin behubar, soğut şirin azar. Sevgilim sert esse de rüzgar, senden hiç vazgeçmem, yağsa da yağmurlar. Sevgilim sensiz geçmez bahar.
Ay Sinancığım. Şahane. Çok güzel vallahi, bir şarkı. Vokal arkadaşımız. Ay dur ben kendi koltuğuma oturayım lütfen, artık gel sen de şöyle. Bir söz arkadaşımıza gerçekten güzel bir vokal. Orada çok sevilen bir. Ve orada dikkat ettiyseniz ben Özbekçe okudum son şeyde. Evet. Onların çok hoşuna gitti bu. Onu da Türkçe okuttum. O tadın da öyle tadında damağında kalsın. Çok güzel. Böyle bir ortak. Yani hemen insanı kavruyor ve. Sözler ve duygular çok, naif çok ve güzel. Anlaşılır. Çok beğendim. Sevgiyi çok farklı anlatmaya gerek yok. Sevgilim, doğru. Sen benim her şeyimsin demek zaten yeterli. Zaten öyle değil mi? Bütün sevgililere gitsin buradan herkese. Evet, gerçekten de çok güzel bir şarkı. Böyle insanı alıyor ve bir yerlere doğru götürüyor. Yani şey yapmıyor, böyle dinlerken ben şarkılarda şunu çok önemsiyorum. Yani seni karamsarlığa itecek, seni çok o yaşadığın andan daha derinlere itecek bir şey olsun istemiyorum şarkılarda. Buna çok özen gösteriyorum. Doğru. O hatıralar canlansın ama. Böyle tadında olsun tadında. Her şey. Yani değil mi? Eyvah gidiyorum böyle durumu olmasın yani. Doğru diyorsun. Evet, yani ince hem bir keyfini ayağı. Çıkarsın hem de böyle inceden bir sızı olsun. Vitamini dozajında. Aa, evet. Her şey dozunda olsun. Bu arada sen aslında şöyle bir hayalin varmış. Karadeniz. Albümü. Albümü yapmak istiyorsun. Öyle mi? Evet ben zaman içerisinde böyle konsept albümler yapıyorum. Yaptım daha doğrusu. Daha önce babamın şarkılarını İnce Saz diye bir Türk Sanat Müziği albümü. Ne kadar güzel. Çok güzel oldu. Çok da beklediğim gibi ilgi gördü. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuduğum için biliyorum. Orada bir vefa borcu olarak kendim ama ben Türk müziği eğitimi aldım aslında. Onu da öyle yaptım. Çok da güzel tepkiler aldı. Çok olumlu dönüşler aldı. Karadeniz'de de öyle bir hayalim var. Bunu bir satış veya bir beklenti açısından değil ama benim hayatımda bir köşesinde bu hatıra olarak kalmasa da inşallah yapacağım. İnşallah. Onu. Çok sevdiğim böyle bir Karadeniz türküsü var mı? Ya şimdi ben mesela son albümümde bir tane Karadeniz yaptım. Kendim yaptım söz müziğini. bizim Karadeniz müziğinde yani bayağı bir şu anda yükselen bir ivme var şey olarak. Evet. Daha kendini güncelledi. Evet. Çok daha güzel genç arkadaşlarımızla üniversiteli gençlerimizin farklı çalışmaları bu beni çok etkiliyor, çok hoşuma gidiyor. Belki onlarla öyle bir proje içinde de olabiliriz. Ay bakalım. Ne kadar güzel olur. Yani ya. O kuşağın kendi kültürünü, bu Türkiye'nin her bölgesi için aynı şekilde geçerli. Yani genç gelen bu jenerasyon, genç arkadaşlarımız müziğe gönlünü koymuş arkadaşlarımızın aslında istiyorum ki kendi toprağının müziğini önemsesin, dikkate alsın. Çünkü her ülkenin kendi dokusu var. Doğru, doğru. Yani ben Yunanistan'a gittiğimde buz ikisini dinlemek isterim. Doğru. Onlar da Türkiye'ye geldikleri zaman benim udumu bağlamamı çok doğru. Dinlemesi gerekiyor ki o farklılığımız bence olsun. Bence de. Evet, hemen mutfak. Seni evet, mutfağa alıyor. Hani bir dizi vardı, Mutfak. Mutfak, gel. Vazgeçilmezimiz mutfak. Hadi bakalım. Tabii kokular geliyor değil mi? Mis geldi, geldi. Çok güzel, çok başladı. Güzel. Evet, hoş geldiniz. Evet, gel canım, gel. Ne var bakalım. Şimdi... Fırında hazır makarnalarımız kupada, kek kalıbında makarnalarımız pişerken... Yani hazırladığı Sinan'ın tadına bakacağız fırında. Sonra. Aynen evet. Öyle. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel ülkemizin, güzel Mersin'inden tantuni yapacağız bugün. Aslında tantuni biliyorsunuz hep böyle kolay gibi gözükür ama çok ufak püf noktaları vardır çok aslında da severim. Tantuni yapmanın. Sen? İşte bugün o püf noktalarından bahsedeceğiz. Şimdi... Öncelikle şöyle bir saç tava, pazarda da satılıyor, her yerde satılıyor. Çok kolay bulabilirsiniz. İnanın buna tüm marketlerde var zaten. Bugün de baktım fiyatlarına, ben de bugün aldım zaten. Çok da uygun fiyata. Bu güzel saç tava niçin bizim için önemli? Saç tava dediğimizde birazcık daha incedir ve altları daha kolay pişer. İyi bir tantuni yapmanın en önemli püf noktası, birincisi tavanızın çok kızgın olması lazım, saç tavanızın. Ve aynı zamanda kızgınlığıyla da beraber önceden tavanızı böyle bir havlu kağıt yardımıyla hemen yağlıyorsunuz. Ne, zeytinyağı mı bu? Ayçiçek yağı, pamuk yağı ama asıl Mersin'de tantuni pamuk yağından yapılır. Allah. Neden? Evet. Neden? Çünkü pamuk yağı yanmaz özelliktedir. Daha zor yanar. Ondan dolayı biz ayçiçek yağında birazcık daha bir cozurdatacağız.
Tantuninciler tabii yoğun bir şekilde tantun yaptıkları için ve hızlı pişirme bütün sistemi gün olduğu için. Bütün gün o aynen kızıyor. Öyle. Evet, evet. Ve pamuk yağının daha lezzetli olduğunu söylerler her zaman. Ama biz bugün pamuk yağı kullanmadık. Bu arada pamuk yağı da satılıyor bu arada her yerde. Var, var alabilirsiniz. Marketler? Evet, tat değişikliği yok. Ama biz birazcık daha hani porsiyonlarımız az olduğu için ayçiçek yağı ya da tabii. zeytinyağından da destek alabilirsiniz. Tabii. Hangisini isterseniz. Şimdi en önemli şey burada ne? En önemli şey gördüğünüz gibi böyle güzel kokular geliyor. Şimdi bakın bu kokuyu birazcık böyle bir mutfağımızı canlandıralım. Değil mi? İşte iyi tantuni yapmanın sırrı aslında bakarsanız buradan geçiyor. Güzel o suyunu çekecek. Önce tava suyunu iyice bir çekecek ve bitecek, buharlaşacak. Ondan sonra ben buna güzel bir yağını da koyacağım. Sonra etini koyacağım. Arzu ederseniz etini haşlayabilirsiniz. Ben haşladım önden. Çünkü vaktimiz yok diye. Ama haşlamaya da bilirsiniz. Eğer etinize güveniyorsanız böyle güzel bir bonfile ya da antrikot ya da tavuk. Tavuktan tavuk da çok da lezzetli tantuni olur aynı zamanda. Bakın gördüğünüz gibi saç tavanın altında herhangi bir alt taban olmadığı için çok daha hızlı bir şekilde suyunu çekecek. O yüzden rahat olun ama tantunciler önce böyle suyunu çektirirler. Sonra güzel yağını koyarlar. Ondan sonra etini koyarlar. Biz de aynı işlemi yapıyor olacağız. Tam bir tantunici dükkanı açtık buraya. Evet. Aynı zamanda tabii Sinan Bey alacağım ben şimdi buraya. Ben oraya geçeceğim. Sinancığım buyurun efendim. Tabii. Buyurun. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hızlı ilerleyebilmek açısından ben bunun suyunu dökeyim. Tamam. Şimdi buna yağını ekleyeceğim. Yine bir cos yapabilir. Hiç panik olmayın. Yok. Yapmadı. Yapmadı yani ama yapabilirdi. Onun dışında şimdi ne yapacağız? Hemen etimizi koyacağız ve etimizi güzel bir şekilde Sinan Bey kavurmaya başlayacak bizim için. Fakat etimizi koyduktan sonra en önemli detay burada. Yarısını da diğerine koyacağım. O yüzden size bunu bırakacağım. Sinan'ı tutacak falan yok. Gerek yok herhalde. Yok, bir benim derim sağlam. Yani yanmıyor. Olsun Sinan'cığım şimdi bir de seni evine öyle bir yerlerini size yakarak göndermeyelim. Evet. Size şimdi tahta kaşığımızı da verelim. Güzel bir şekilde lütfen kavurma işlemi yapın. Tantuni sabır ister, tantuni yapışır. Sabır. O nedenle sürekli karışması gerekir. Tabii. Yapışması da önemli bir özelliktir ama yapışmaması için arada suyunu tekrar vermeniz lazım. Evet. Allah aşkına arada da Sinan'ın ciddiyetini çekin ya. Lütfen arada, yani. Arada suyun. Da bir eşine Burcu'ya şöyle bir Sinan'ı çekin. Sağ ol, teşekkür ederim. Dostum olduğunu düşünmüştüm. Her zaman kadınların yanındayız, değil mi? İşte bu kadar. İşte bu kadar. Programa kadar, ondan sonra bittik. Zaten işte bitecek. Saat 3'ten sonra ben Burcu'yu ziyarete giderim. Şimdi diğer taraftan ikinci elde çalıştıralım değil mi bu arada? Diğer taraftan tantunun en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki içindeki malzemesi. Çok İçerisine hiçbir şekilde biliyorsunuz ki bir malzeme koymuyoruz. Ne yapacağız? İçine saracağımız malzemeyi hazırlayacağız şimdi. Güzel benim soğanım var, minicik doğradık soğanlarımızı. Çünkü tantun ile yaptığınız her üründe kullandığınız her malzeme şu çok önemli ki eğer tantunun eti küçükse doğradığınız soğan da küçük olacak. O zaman ne yapacaksınız? Her şey ince kıyım. Yani en ince. En ince. Ufak ufak. Evet, ufak ufak olacak. O yüzden de şimdi ben bayağı da ufak ufak çok güzel olur. O yansın. Yani su yapıyor. Ne yapıyoruz? Su döküyor. Su döküyoruz. Evet, evet. Ve o birazcık daha. O şey. O kadar. Duman, o kadar olur. Normal. Tantuni yapıyoruz değil mi? Normal. Şimdi birazcık daha. Çok güzel. Birazcık hiç strese yapmayın, sorun yok. Yok, hayır. Tantuni öyle bir şeydir çünkü. Evet. Birazcık bu kabaracak, bir şey olmaz. Hiç önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Önemli değil. Ya en azından bir yüzünü falan koruyalım yok, değil mi? Yok. Hiçbir şey olmaz. Biz programda bunlar yoktu işin içinde ama neyse. ne vaatlerle aldık, neler yapıyoruz. Allah'ım nazarlardan korusun. Evet. Ben şuradan bir tahta kaşık alayım mı? Tabii, tahta kaşık değil mi? Evet. Evet. Ben de şöyle. Peki buna soğan koymayacak mıyız? Hayır koymayacağız. Ben bir şey yapamam mıyız? Evet. Siz de bu arada Nergis Hanım lütfen bu domatesi falan lütfen. Bütününü döküyorum. Evet doğru. Güzel bir karıştırma işlemi yapıyorsunuz. Oo, bu arada bakın. En önemli şey toz pul biber. Çok önemli. Burada. Çok önemli. Asıl rengini veren tantuniye. Biz çok iyi biliriz değil mi? Tabii. Şimdi şu sumak değil mi? Sumak mı? Bu şahane bir onu şey oluyor. Onu salatamızın içerisine koyacağız. Sumağı da salatamıza kullanıyoruz. Sumağı da salatamıza koyacağız.
Şunu şimdi güzel bir şekilde bu gördüğünüz tantinlerin suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Yani 3 kere 4 kere suyunu çekip bıraktıktan sonra özellikle haşlanmış olan tantini için bunu söylüyorum. Ondan sonra tantininiz, etiniz lime lime ayrılmak üzere olmuştur. Sumağı bol koydum. Sonra siz onu... Özlem Şef. Evet. Öbürlerinden de koyayım mı? Koyabilirsiniz. Tabii tuzundan da koyun. Efendim program yayından sonra restoranımız açıktır. Şahane bir şey oluyor. Şahane. Evet, yayından sonra genelde böyle güzel tüketimler yapıyoruz. Var ya burada. Bu ekip böyle caz gibi tam böyle sonuna doğru yaklaşırken nının 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 ağır ağır yaklaşıyorlar, kapıyorlar gidiyorlar. Sevgili Nergis, sen öyle iştahlandırıyorsun ki yemin ederim ekrandan girecek içeri. Doğru diyorsun. Ama çok lezzetli. Çok güzel anlatıyorsun. Aranıza girdim hemen. Çok lezzetli. Şunu da yapayım mı hocam? Evet lütfen. Tabii. Size bırakıyorum çünkü şefim çok güzel oldu şefim. Bu arada bir ellerimi yıkayıp hemen tatlı yapmaya geçeceğim çünkü. Tamam. Hazır tantı. Nerede pişmişken ben de diğer taraftan. Bunun suyunu bekleyecek miyiz çekmesini? Evet evet çekmesini tabii. Bekleyeceğiz. Aynı şekilde. Ama her şey tamam bak çok güzel tantuni. Bir dahaki sefer şimdi pideci yapmıştık ya tantunici yapalım hep beraber. Yapalım yapalım beraber. Değil mi? Aynı ekip. Vallahi çok güzel aynen oldu. Aynen böyle mutfağa girebiliriz. Aynen. Aynen. Bizim elimizden yiyecekler. Tabii tabii, tabii. Bizden. Evlere paket. Bak şimdiden eve servis aldık. Paket yok, motorcular kaza yaptı bizim valla trafikte. Çok sıkışık yetiştiremiyoruz. Biz paket. Elden getiriyoruz. Ben getirirmişim atlayıp. Talep o kadar çok ki paket yetiştiremiyoruz ancak vallahi burada. Vallahi bir de. Buraya geleceksiniz. Burada. Evet bir de indirim yapıyoruz değil mi Gel abla? Yapıyor bir de tabii. Soğuk oluyor eve gidene kadar. Burada evet. Ne yapıyorsun şimdi burada anlat. Burada ben ne yapıyorum? Şimdi külahta pişmeyen bir güzel böyle çikolata topları hazırlayacağım. Hurmadan yapacağız yine bunu hem de sağlıklı bu kadar böyle lavaşları yemişken kalorileri de almışken diyoruz ve yanında da birazcık daha sağlıklı içerisinde hurma dışında herhangi bir şeker kullanmayacağız. Muzlarımızı güzel bir şekilde eziyoruz. Sinan Bey nasıl gidiyor tantinler yenmeye başladı. Birisi aç dedim buraya et fırladı. Aa. Ama öyle olur değil mi? Eskiler tantuni yediğinizin anlaşılır olması için tantuniciden çıktığınızda dişinizin arasından et sarkması lazım. Ben tantunici değilim. Öyle midir? Tabii yoksa tabii. Yoksa uydurdun mu? Doğruyu söyle. Uydurdu vallahi. Güzel uydurdu ama değil mi? Neredeydin? Tantunici değildim. Evet şimdi ben ne yapıyorum? Hemen ondan bahsedeyim artık. Bu kadar da eğlenirken. Bu... Şimdi işte. Ne yapıyoruz? Muzlarımızı ezdik. Yetiştiremiyorum müşteri çok. Sıcak suyun içerisine beklettik. Çekirdeklerini çıkarttık. Şimdi onları yoğurma işlemine geleceğim. Ellerimi güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi ne yapacağım? Bu arada yanıyor mu bunlar? Kapatalım hepsini yapıyorum. Mı? Yetişmeye çalışıyorum Nergis Hanım. Ya ben ne yapayım? Yine su. Şaşırdım biz, ne yapacağım? Biz pişiyor dedikçe su katıyor bizimki. Bu nedir ya? Bu et soteye döndü. Aa bayağı biz burada ama, çalışıyoruz. Ama öyle olması lazım. Şahane tantini şahane. Dediniz. Lütfen neyi tarif edecekseniz kere, çabuk edin bakın pişti. 4-5 kere pişmesi lazım orada. Şimdi muzla hurmalarımı yoğuruyorum burada gördüğünüz gibi. İçerisine yulaf katacağım. Çok güzel. Muz, bu da çok hurma, güzel. Yulaf hepsi birbirle burada karışacak. Burada da güzel bir şey çok oluyor. Çok güzel evet. Evet. Kakao mu? Sinan Bey'e vereceğiz evet. Şimdi birazcık da kakao da katacağım. Evet. İçerisine. Yettim Sinan, yettim. Evet, çok güzel. Çok sağ ol. Evet, artık yavaş yavaş olmaya başladı. Bence evet. Biz ne yapalım artık? Ne yapalım? Şurayı bir toparlayalım. Hemen tantinlerimizi ben sizden sonra sarmaya başlayacağım. Tamam. Şimdi muzlarımı ezdikten sonra içerisine hurmaları koydum, kakaomuzu koydum, yulafı koydum. Evet. Ve birazcık da fındık tanelerinden koyacağım. Ve onları daha sonra yuvarlayıp güzel böyle gördüğünüz külahların üzerine yerleştireceğim. Çikolata sos ve frambuaz sosla evinizde reçel ne varsa hatta tüm soslara batırarak servis edebileceksiniz. Mutfakta isyan var evet. Biz kaçıyoruz. Hadi gel Sinan kaçın. Gidelim ben gel. Yeter gel, be katıl. Yeter. Gel mutfakta yetti be yetti. Oraya gidiyoruz gel. Rengarenk cilt maskeleri yapıyoruz. Eczacı Selen Esener doğal güzellik sırlarını hem anlatacak hem uygulayacak. Birazdan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ay, hemen şöyle o güzel yüzünüzü görsünler. Tam da böyle buradan. Mesleki deformasyon. Hemen ben şey yapıyorum. Saçları bir düzeltiyorum. Evet. Ne kadar güzel cildinizde. Çok teşekkür ederim. Bizim de öyle, olacak mı? Sizin öyle zaten. Ay, teşekkür ederim. Sinancığım seni oradan oraya. Bu nedir oradan arkadaş? Oraya. Böyle bir program yok ya. Mutfak şimdi. Evet. Evet.
Bu arada şöyle de bir şey var. Sinancığım senin de cildin çok güzel. Teşekkür ederim. Özel bir sırrı var mı sonradan öğrenelim Sinan'ın da. Vardır. hatta bildiğim kadarıyla eşin de eczacı senin. Evet, evet. Oradan onun da böyle bakım şeyleri falan merakı ben varmış. Ben onunla nice bakımlıydım canım zaten. Ama sen zaten öylesin. Çok doğru. Evet. Şimdi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir kere şeye giriyoruz. Hani kışa giriyoruz. Özel bir şeyimiz var mı? Yoksa bunu her zaman uygulayabilir miyiz? Neler yapmalıyız ve en önemlisi siz cildinize ne yapıyorsunuz? Gerçekten çok ben güzel. Ben haftada bir iki tane maske yapıyorum mutlaka. Doğal maskeler uyguluyorum. Şöyle tabii kameraya doğru da bakabiliriz. Dermakozmetik kremler kullanıyorum. Onun için gerçekten de cildim yaşıma göre de bence gayet sağlıklı. Ama maske uygulamak mutlaka şart. Haftada bir en az maskeyi yaparsanız cildinize gerçekten cildiniz ışıl ışıl parlar. Böylece genç ve sağlıklı görünür. Peki bugün bize ne yapacaksınız? Bugün ne yapacağız? Şimdi Trabzon hurması mevsimi geldiği için Trabzon hurmasını kullanacağız. Zaten Trabzon hurması o kadar sağlıklı ki içinde A vitamini, C vitamini, kalsiyum, potasyum olduğu için yemesi sağlıklı olduğu gibi sürmesi de çok sağlıklı. Şöyle ki hem cilt sarkmalarına engel olacak bu maske hem de cildinize nem verecek. Çünkü kışın biliyorsunuz cildimiz çok pul pul dökülüyor, kuruyor. Evet. Bunlara engel olmak için ben Trabzon hurması maskesi hazırlayacağım. Ne kullanacağız? Yarım Trabzon hurması. Şimdi hemen başlıyoruz o zaman. Evet, şimdi evet, hemen yarım Trabzon hurması. Pirinç unu. Bir tatlı kaşığı pirinç unu yeterli olacaktır. Pirinç unu da neden uyguladım bu maskede? Çünkü sonbaharda biliyorsunuz yazın cilt lekelerimiz oluyor. Evet. Cilt lekelerimizi de açmak için aynı zamanda o güneşin yüzümüzde yaptığı cilt lekelerini açmak için pirinç unu kullanıyoruz. Trabzon hurması, pirinç unu ve yumurta akı. Yumurta akı da nedir? Protein deposudur. Cilt sarkmalarına çok çok engel olur. Bağ dokusunu güçlendirdiği için ciltteki. Onun için bu üç malzemeyi karıştıracağım ve size çok tatlı bir sonbahar maskesi. Hadi yapalım o zaman. Peki birisine uyguluyor muyuz efendim? Var mı isteyen? İsteyen varsa evet, tabii ki. Evet var. Hadi gelin. Bak hem de yani bence sarkma çok önemli bir şey. Çok önemli. Ciltteki sarkma çok önemli bir şey. Aslında yaşı ortaya çıkaran hoş sarkma. Geldin. Kırışıklık değil diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Gel canım gel hayatım gel. O hurma mı koydunuz? Tabii bu hazırlamışlar sağ olsun. Öbürünü yiyebiliriz. Evet. Öbürünü yiyebiliriz o zaman. Tabii bunu yiyebilirsiniz. Şu şekilde şu sıralar her yerde bulabilirsiniz. Yayından sonra bugün çok yemek var. Evet. Bu pirinç unumuz. Onu koyduk. Öyle bir kaşık mı koyuyoruz? Evet bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Ve koyduk. Yumurta akı. Dediğim gibi yumurta akı da bağ dokusunu güçlendirdiği için kullanıyoruz. Bir mesela, yumurta akı mı? Bir yumurta akı. Mesela göz kapağı düşüklüğünüz var, probleminiz var böyle bir probleminiz. Yumurta akını haftada iki gün uygulamanızı tavsiye ediyorum. Göz kapağı düşüklüğünü hem engel oluyor hem de toparlamak için yardımcı oluyor. Şu şekilde ekledim. Ve biraz gürültü yapacağım ama. Şimdi hanımefendi de tam sarkmalardan evet. Muzdarip. Sarkmalar var yan taraflarında. Efendim? Evet. Sizde sarkmalar var. Evet sarkmalar var. O yüzden de en doğru evet. Hareket bu bir kere yumurta akı çok faydalıymış. Evet. Kapağını oturtacaklar. Evet. Aslında çok İnşallah da basit. Becim. Bence bunu rahatlıkla evde kendin yapabilirsin. Evet, yapabilirim. Yapacağız ya. Tabii. Bizim bu aletlerimizde bir sorun oluyor. Bunu da ben söyleyeyim size. Pazartesi günü biliyorsunuz astroloğumuz geldi Dinçer Güner. Dedi ki bu arada dedi sakın o elektrikli aletlerin dedi. Efendim bak oldu. Yani o elektrikli aletleri dedi yenilemeyin. Elinizdekiler bozulabilir dedi. Yaşıyoruz. Bu hafta biraz böyle olabilir. Evet. Şimdi efendim. Ya bu hafta gerçekten öyle. Şimdi yine açamıyoruz. Buyurun gelin yardım edin. Hemen yine elektrikli olur. Aleti kapattık. Şimdi de açamıyoruz. Niye? Bütün bunlar yıldızların hareketleri efendim. Şimdi şu açıyorum. Anda Sinan Bey geldi ilk yardım. O da kendileri açamıyorlar. Çok efendim. Enteresan kapalı. Nasıl bir şey? Enteresan evet, bir olay yaşıyoruz. Şuradan. Tamamıyla yıldızların konumlarına ya benim bağlı. Bizim çalıştığımız aletlerden değil. Farklı olduğu için onu şey yapamadık. Olabilir. Evet. O zaman şu. Tamam açtık şimdi. İşte başardık alkış. Alkış.
Evet, bu şekilde maskemiz hazır. Ah bak ne zorluklardan geldik bak. Çok kolay yapılır. Fakat çok kolay yapılır evet. Gerçekten. Hemen evet. Uygulayalım. Şimdi cildiniz temiz öyle değil mi? Temiz cilde uyguluyoruz evet. Bu maskeyi. Şu şekilde. Genelde cilt sarkmalarına karşı olan maskeler aşağıdan yukarı doğru sürülür. Bu da güzel bir bilgi bizim için. Demek ki ne yapacağız? Aşağıdan cilt sarkmalarına karşı aşağıdan yukarıya doğru süreceğiz. Sinancığım vallahi sen de yapıyorsun galiba gizli gizli bunları ha. Bu ne ya? Çok iyi cildin. Çok iyisin. Evet. Eşiniz de eczacı olduğu için. Evet bence. Ama daha önce de gayet iyiydi cildi Sinan'ın. Doğru şimdi. Bak hakkını yemiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi. Sinan Bey size de uygulayalım bir tane. Yok yok. Ben... Hemen uygulandıktan sonra bir şeyler hissetmeye başlar mı? Tabii tabii hisseder. Geriliyor. Ben ne hissediyorsun canım? Yani yüz geriliyor. Geriliyorsunuz. Cilt geriliyor. Zaten yumurta akının hemen evet, etkisi oluyor. Gerginliği belli oluyor. Mesela akşama düğüne gideceksiniz. Bir davete katılacaksınız. Mutlaka bu maskeyi gündüz yapın. Daha sonra bir yere gidin. Gerçekten cildiniz ışıl ışıl parlamış olacak. Öyle mi? Ne ciddi kadar anlam. Kalacak peki? 15 dakika yeterli oluyor bu saate maskede. Bakın. Şu şekilde. Saate bakın 15 dakika. Aslında hanımefendiyi orayı alacağım 15 dakika sonra sürdüm. Temizliyorum. Ne hissediyorsunuz? Gerginlik hissediyorum. Yüzünüzden evet, belli evet, gerginsiniz. Gergin. Bana baktı. Ama hemen geriliyor gerçekten. Evet, bayağı çok... böyle gergin evet, gezecek bugün. Geriliyor. Bugün bir yerlere evet. Buradan sonra. Tatlım bir şey, bir randevu bir şey yap artık. Seni o zaman ben hemen teşekkür uğurluyorum. Ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 15 dakika tutun kızlar. Şimdi. Evet. Şimdi öncelikle sütümüz sıcakken ben jelatin maskesini yapmak istiyorum. Hemen yapalım. Yumuşak eller ve ayaklar için. Eller ama elde var. Göstereceğim mesela. Senin elinde yapabiliriz. Gösterebiliriz. Tamam. Ele yapabiliriz. Evet tamam. Evet. Ellerin de iyiymiş ha. Çok teşekkür çünkü ederim. İnsanların yaşı ellerinden belli olur derler. Evet hani evet. Bakın eller çok önemli. Derler. Elleri de çok iyi Sinan'ın. Ah Sinan. Merak ettim vallahi neler yapıyorsun. Bana diyen sanki çok farklı da. Yok yok sen benden çok iyisin. Jelatin kullandık. Evet. Süt. Sütün içinde jelatini şimdi öncelikle bunların eritiyoruz. Bunların miktarı nedir? 2 yemek kaşığı süt. 2 yemek kaşığı kadar jelatin ve 1 çay kaşığı karbonat kullanacağız. Karbonatı yaşlılık lekelerine engel olmak için kullanacağız. Çünkü ellerimizde yaş ilerledikçe... Karbonat. Evet. Leke getireyim yapmayın. Mi karbonatı da? Leke. Lekeler oluşuyor. Evet. Ondan dolayı... bir çay kaşığı karbonat, jelatin... Süt de ılık olacak süt ılık olacak, jelatin iyice erisin içinde. Vereyim mi bir çay kaşığı? Süt, karbonat, jelatin. Jelatin. Jelatin, bunu da evet. Koyayım mı? Tamam. Teşekkür ne kadar ederim. Duracak elinizde bu? 10 dakika bile yeterli oluyor. Soyuluyor zaten bu maske. Soyulunca ölü derileri de cildimizden atmış oluyoruz. Ve yumuşacık oluyor. Süper. Evet. Bunu ayağımıza da yapabilir miyiz? Tabii topuklarda mesela çok kuruluk var, evet. Çatlaklar var. Onlar evet, için güzel. De çok iyi. Özellikle ayak topuklarından dolayı biz bayağı şikayetçiyiz. Hele kışın öyle değil mi? Onu nemlendirmek çok önemli. Üstelik evdeki malzemeyle yapmak çok önemli. Evet. Buyurun efendim. Çok heyecanlıyım. Elleri, ay tutayım elleri titriyor. Çok heyecanlıyım. Şöyle şekilde süreyim. Jelatin. Bu tatlı bir şey mi? Sığır jelatin. Tatlı bir şey galiba değil mi? Sonra iyi ya. Tadı var mı? Yok. Yok. Tadı yok. Ama jelatin meyve falan diye. Sakın bilmiyorum. Dilinizi jelatin. Sürmeyin. Jelatin olur sığır sökemezsiniz. Sığır jelatin elde ediliyor bu. Tabii. Çok kötü şakaydı. Duymadım. Vallahi duymadım. Söyle şöyle bakayım bir daha. Tek elinize yeterli olacak herhalde. Bir görelim hem farkı. Aradaki evet. Farkı. Evet. Bunda jelatin var. Bunda yok. Bakın fark. Ne? Nereye yapsın? Öbür elinize de yapsın. Niye tamam yapalım. Aa. Peki. Peki. Öyle mi? Hadi bakalım. İstediler. Onun evet için. Bu da. Nergis Hanım'ın programına gittim. Bildiğiniz gibi değil. Bu niye böyle? Bayağı da yalnız şimdi bak küçücük bir şey aslında işte bir çay kaşığı, bir evet. Çorba kaşığı, tatlı kaşığı ama bayağı bir ürüyor bu. Bayağı iki evet. Yere de sürsene, bol bol. Hatta ayağı yarın bile bıraktı. Yeter öyle yani topuklara. Kalmadı. Çok güzel. O niye kurudu? Hemen işte. Kuruyor mu? Kuruyor. Ne diyorsun? Çok güzel. Yani jelatini çok sıcak suda eritin ondan sonra biraz ılık hale geldikten sonra sürün. Çünkü hemen...
erimesi lazım. Tabii ve o peeling görebiliyorum. Bayağı o ölü deriyi kaldırıyor. Yüze sürülmüyor değil mi? Sürülüyor. Sürülüyor mu? Bence ben mesela bazen böyle banyodan çıktıktan sonra bir pul pulluk oluyor. Bayağı bir pullar oluyor. Kuruma. O zaman yapayım mı? Ciltteki kolajen üretimini arttırdığı için o pul pullara da çok çok iyi gelecektir. Sen şu anda ne hissediyorsun? Gergin misin Sinan? Şimdi kurudukça gerilecek. Şimdi bu ama parmağım buna yapışmış durumda. Onu hissediyorum. Çok güzel duygular içinde. Bir insana böyle bir rahatlık verdi. Böyle kendini... Ama şekerim hissedin. Bakım dediğin şey öyle evet, zaten. Evet, güzel evet. Duygu veriyor. Aynen öyle. Ben yalnız o zaman bunu şu anda bu jelatin, süt ve karbonatla olanı yüzüme de banyodan sonra yapabilirim. Yapayım. Bir kere evet, bunu eğer öğrendim. Lekeleriniz varsa karbonat. Lekeleriniz yoksa elma suyu bile kullanabilirsiniz. Ya da çilek çok suyu. Güzel. Mesela gözenek için çilek suyu öneririm. Yani neye ihtiyacınız varsa onunla karıştırıp kullanabilirsiniz. Çok evet. Güzel. Şimdi... hemen şimdi neye kakao geçiyoruz? Kakao maskemizi yapalım. Oo, evet. Kakao maske. Bu ne evet. İçin? Bu ne için? Bu tamamen kırışıklıklar için. Bundan bana yapacaksın. Anti-age özellikle. Şimdi sarkmayı yap. Bu şekilde evet. Hallettik. Ciltteki kuruluklar, pullanma onlar için. Ölü deriyi attık. Ölü deriyi de attık. Şimdi sarkma var. Ölü deri halloldu ama bir de çizgilerimiz var. Şimdi çizgiler tabii. İçin ne şimdi yapıyoruz? Tamamen kakao kullanacağız. Kakao da çünkü demir demir var, kalsiyum var, C vitamini var, A vitamini. O kadar zengin bir ürün ki aslında. Kakaolu maskeleri ben çok çok seviyorum ve gerçekten bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ve ben de zaten hani sosyal medyadan da tepkiler alıyorum. Yani aşırı derecede işe yaradığını söyleyenler çok oluyor. Ondan dolayı kakaoyu ben özellikle öneriyorum kırışıklıklar olanlara. Kakaoyu ilk defa duyuyorum. Aslında faydalı olduğunu çok duymuştum faydalı. Da bu cilt için bu kadar mı önemli kakao? Çok önemli. Peki hem içten mesela içmemizin de bir faydası tabii var mı tabii ki içme de çok faydalı ama bu direkt cilde temas ettiği için ondan dolayı cilt için anında etkisini görebilirsiniz kakaonun. Çok güzelmiş. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ne kullanıyoruz? Öncelikle süt kullanıyoruz. Sütümüz yine ılık olacak. Ilık. Peki. 5 yemek kaşığı kadar süt. 3, 4, 5. 5. Şimdi. Evet. 1 yemek kaşığı kakao kullanacağız. 1 yemek kaşığı kakao. Bu arada kakao şekersiz yani. O, biliyorsunuz bir de şekerlisi satılıyor. Evet, şekersiz kakao. Ya biz kakao içmeyi unuttuk. Evet. Ben evet, hatırlıyorum. Evet, çok güzel. Eskiden değil mi? Yani güzel. Ben çocukluğumdan böyle evde işte bir kakao yapılırdı. Hele kışın bunu tekrar başlayalım. Evet. Hem de çok faydalı. Çok. Biz neden böyle başka yerlere kayıyoruz? Türk kahvemizi ve kakaoyu lütfen içelim. Yani beslenme metodu babaannelerimizin, anneannelerimizin o metot doğru bir metot. Kesinlikle. Yani. Çok faydalı, doğal, evet. İşlem öyle fazla görmemiş değil mi? Öbürlerinde aynen. Bir aynen, sürü aynen. Şeyler var. Ve pirinç unu kullanacağım yine. Pirinç unu dediğim gibi lekelere çok iyi gelirken aynı zamanda cildi yağlandırmadan nemlendirdiği için kullanacağım. Yağlandırmadan nemlendirmek önemli. Şimdi pirinç ununun bir özelliği varmış. Şu anda öğrendim. Bu çok güzel bir şey çünkü insanların ciltleri yağlı oluyor. Yağlı ama nemsiz oluyor. Aynen öyle. Nemsiz olduğu için bu nem dengesi, sebum dengesini sağlıyor diyoruz biz buna. Yağlı ve nemsiz tanısı nemsiz. Konulursa pirinç unu kullanıyoruz. Hemen bir arkadaşımızı alalım mı? İsteyen var mı? Yağlı Sinan nemsiz. Bey, Sinan Bey yok, yok yok yok. Yağlı nemsiz var mı? Onu ben İsteyen yemeyeyim. Yok mu? Bu tamam. Gel ayol. Gel. 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 Gel Allah aşkına. Evet senin cildin zaten. Gel 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 gel. Koşa koşa geliyor. Koşa 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 koşa. Gel gel koşa koşa. Hemen şöyle ben. Ama karşıdan gelirken gerçekten parlıyordu cildi. Yağlı ve de nemsiz olabilir evet. Nasıl konuşmuyor? Çok da güzel kokar bu maske. Şanslısın. Aa suratını yiyesim geldi kız. Ay şuradan böyle hart diye ısırasım geldi. Ay çok güzel kokuyor. Çok güzel. Mis gibi kakao Brownie kokuyor. Brownie gibi.
Şurama da sürürse yalayacağım. Vallahi brown gibi. Demek ki yalayacağım canım. Hanımlar eşlerini akşam gelirken eve karşılamak için bu maskeyle karşılayabilir. Şimdi adama tabii kapıyı açıyorsun böyle kapkara bir suratla ama gel bir kokla kaz dersen. Kaz kokusu, kokusu. Kaz ayaklarını doğru sürebilirsiniz bu maskeyi. Tamam. Gözünüz ama çok yakın şöyle yerlere sürmeyin. Ay çok ay güzel kokuyor. Zaten şöyle bir şey söylüyorlar. Bu doğru mudur? Yani yüzünüze sürdüğünüz şeyi yiyebiliyor onu. Yiyebiliyor, evet. Şurama da sürerseniz tabii yalarım süreceğim biraz. Sen hem karnını doyuracaksın hem güzelleşeceksin. Çok uyanıksın sen ha. Sinan'ın elleri ne alemde bu arada? Sinan pişti mi eller? Bunları ne zaman sökeceğiz? Bayağı yapıştı bak şey gibi. Jelatin. Teşekkür ediyorum. Süper ay oldu. Evet şimdi gerçekten çok güzel kokuyor. Rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç dakika kalacak? 15 dakika yine. Hemen saate bakın 15 dakika. Bak yine koşa koşa gidiyor. Çok tatlı. Siz değil ertesi mi gün yayına geleceksiniz böyle. Hocam sökecek yine. Evet kızılderili gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Gözenek sıkılaştırıcı. Şimdi bu da önemli bir şey. Çünkü özellikle yağlı ciltlerde de gözenekler çok açık oluyor. Onu yapacağız. Aynen sıkılaştırmayı. Öyle. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi gözenek sıkılaştırmayı gül suyu ve kil kullanacağız. Burada kasemiz var. Gözeneklerimiz neden açılır? Gözeneklerimiz cilt çok yağlandığı için açılır. Ya da genetik faktörler de tabii ki etkilidir ama cildi çok yağlı olanlarda mutlaka gözenek açıklığı olur. Ve gözenekleri kirli tutmamak, her zaman temizlemek lazım. Bunun için de ben özellikle tonik kullanılmasını öneriyorum. Tonik olarak ne kullanabilirsiniz? Doğal olarak gül suyu kullanabilirsiniz, salatalık suyu kullanabilirsiniz. Bunlar doğal yüz temizleyicilerdir aynı zamanda ve süt de kullanabilirsiniz. Yani mesela ben eve geldim. Diyelim ki makyajımı temizledim. O makyajı temizledikten sonra bir tonik istiyor muhakkak. Mutlaka. O toniği bunu hazırlayıp buzdolabında tutabilir miyim yani? Hayır, sadece gül suyu. Bu tamamen maske. Ha bu maske. Hı-hı, bunu suyunu yapacağım ve kullanacağım ve 15 dakika sonra yıkayacağım ve anında hazırlayacağız. Anında ama tamam. Sinan Bey öyle yapmasaydı. Aa özür dilerim. Aşk olsun Sinan ya. Aşk olsun ya. Bir dur ayol. Lütfen yani. Yaramaz çocuk. Yapıştırdım yaramaz aynı şekilde. Tamam, baktım peki öylesine bak. Hadi bakalım. Sen var ya sen. Evet. Şimdi gül suyumuz var. Zaten gül suyu da çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi kilimizden alıyoruz. Evet. Bize biraz bir miktar yeterli olacaktır. Bunu aktarlardan rahatlıkla aktarlardan, buluyoruz. Eczanelerden de bulabilirsiniz. Ha, eczanede de kil var mı? Evet, bentonit kil adı altında. Şimdi gül kaç, gül suyu kaç? Bir yemek kaşığı kadar. Yani ben şimdi kıvama bakıyorum kili hazırlarken. Kilin çamur kıvamına gelmesi lazım. Yani burada tam miktarı bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı olabilir. Ya da kiliniz çok koyu kıvamlıdır. O zaman iki yemek kaşığı gül suyu kullanmanız gerekiyor. Yani bunu hazırlarken illa şu kadar demeyeceğiz. Çamur kıvamına gelene kadar demeyeceğiz. Bakın mesela çamur oldu. Oldu. Var mı arkadaşlar? Çok güzel kokuyor. Var mı isteyen? Var mı? Var mı? Maske isteyen, maske isteyen. Kim geliyor? Yalnızca, gel tatlım, gel. Bunu sadece zaten gözenek problemi olan bölgeye uygulayacağım ki cildimizi çok kurutmasın. Nerede senin açıklık gözenek problemi var? Hemen öğrenirler. Aynı zamanda bu ciltte kuruduğu zaman peeling yaparak çıkartırsanız hem ölü deriyi atacaktır hem de siyah noktaları yok edecektir. Bu maske gerçekten de çok faydalı. Ben çok severim kil maskesini. Vallahi bunların hepsi çok faydalı. En çok hangi bölgelerde olursa siz onu göstermek adına bence sürün. T bölgesi dediğimiz şu bölgede. T bölgesi neresi görebilir miyiz? Burası. Çene alın ve burası. Burun. Şu bölge yanakların uçları. Tamam. O zaman biz o bölgelere sürelim bakalım. Daha sürmeden gülmeye başladı. Mutlu oldum. Bakımı çok herkes çok sever. Ben de mesela maskeyi yaptığım zaman
Maskeden sonra çok mutlu hissediyorum kendimi. Ama bu güzel bakım şey. İşi güzel, evet, güzel şey. Güzel. Değil mi? İnsanın kendine aslında zaman ayırması. Zaman saygısından tabii. Her şeyi kendine. yapıyoruz. Kendimize çok az zaman ayırıyoruz. Bu bedenin sorumluluğu size verilmiş. Siz de bunu en iyi şekilde koruyacaksınız, bakacaksınız. Sen ne? O sorumluluğu çok güzel almışsın zaten. Ben taşımaya çalışıyorum. Çok güzel. Bakıyorum gözenek problemleri neredeyse oraya doğru sürüyorum. Evet. Siz de yüzünüze bakacaksınız. Açıklıklar nerede, gözenekler çok açık. Oraya süreceksiniz. Hani yani bunu mesela genç kızlar, genç erkeklere de uygulayabilir miyiz? Tabii tabii, hani bu 18 yaşından sonra özellikle çok rahatlıkla uygulanabilir. Çünkü hem de sivilcelere engel oluyor. Bir kere sivilceye engel olması çok güzel bir şey ama kilin evet böyle bir faydası olduğunu duymuştum. Kilin saç, anneannem suyunu ıslatır, teyzemin saçını yapardı. Aa, evet. Dur bakayım. Kilin? Suyu ıslatır, suyunu süzerdi, ondan saçını tarardı. Saçını, evet. Kilin, anneannesi. Kilin saçı. Hmm. Evet. Kilin saçı. Teşekkür Şimdi gel istersen benim. Birazcık dur yanımızda. Aa, dur. Bak bak. Ama bir şey söyleyeceğim, kötü durmuyor. Ha. Çok yani, güzel. Ya, çok ne güzel. Hissediyorsun peki, gerilme daha başlamadı, bekleyeceğiz. Başlamadı, soğukluk var şimdi. Daha duyguları alalım hanımefendi. İyice koruyacak zaten. Soğukluk var, hafif böyle kımıldamalar var. Başka bir şey kan yok. Kan dolaşımı kımıldamalar. Burada gördüğümüz şeyi peki neye kullanıyoruz? Onu normalde lekeler için yine jelatin maskesini de kullanabiliriz. Ama kullanmasak da olur. Neyim, biz zaten süt hemen şey olduğu için, bu da soğutacağı için burada kullanmadık. Şimdi bu salatalık suyu. Hı-hı. Salatalık suyunu nerelerde jelatin. Kullanıyoruz? Salatalık suyu tek başına tonik olarak kullanılır. Cilt için. Mesela, ha, demin mesela size söylediğim evet. Şişede tutalım. Aynen öyle, onu tutabilirsiniz ama 3 gün dolapta, buzdolabında. Hmm. Mesela eve geldiniz, çok yorgunsunuz, göz altlarınız şiş, mor, bir problemleriniz var. Yani çok yorgun hissediyorsunuz cildinizi. O zaman ne yapacağız? Biraz salatalığın suyunu çıkartıp pamuk yardımıyla bütün cildimizi temizleyeceğiz. Daha sonra zaten o kadar ferah hissediyorsunuz ki kendinizi. Ondan dolayı o yorgunluğu alıyor ve pamukları gözlerinize kapatın salatalık suyuna batırıp. O ödemi, şişliği ve morluğu alacaktır gözlerinizden. Gerçekten de salatalık suyunu ben çok seviyorum. Jelatin maskesi normalde salatalık suyu da kullanıyoruz. O hem de çillere, o yaşlılık lekeleri dediğimiz lekelere salatalık suyu da çok çok iyi geliyor. Ama biz şimdi burada hızlı bir şekilde soğuk olduğu için o jelatinin erimesi için hemen hızlıca yaptık. Hı. Ama salatalık suyunu jelatin maskesinde de kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bu çok iyi oldu. Söküyor muyuz? Evet. Şimdi bu arada ne yapıyoruz? Bunu nasıl sökelim hemen? Şimdi sizinki koruyacağım. Seni o zaman gönderiyorum hayatım ben. Ederim, tamam. Elimde. Şimdi 15 dakika mı yine Selen Hanım? 10 dakikada kurur. Tamam. 10 dakikada kurur. Ondan sonra çıkartacağız. Çok tatlı oldu. Diğer arkadaşlarımızın durumu nedir? Kurumuş. Kurumuş. Tamam. Çok güzel. Gerilmeye başlamışlar. İnşallah şimdi. Yok. Şimdi burada, jelatin. Şu şekilde bakın. Yüzünüze de sürdüğünüzde. Şunu gösterin. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde kalıp halinde çıkıyor. Normalde yüzünüze sürdüğünüzde de bu şekilde. Görüyor musunuz hanımlar? Bütün ölü derileri cildinizden alacak. Bak görüyorsun, bak şimdi İyi. Görüyorsun bak. Bakın. Ya bak. Bak şeyden bak. Oradan bak. Ekrana bak. Gördüğünüz gibi soyulan maske. Bak nasıl? Kabuk kabuk soyuluyor. Kabuk kabuk. Deri atıyor gibi. Ve bu arada da hiç hani bir öyle bir dağınıklık, bir pislik yok. Çünkü kalıp halinde böyle şey gibi çıkıyor, eli kabuk gibi. Tabii tabii, yumuşatıyor bir de aynı zamanda. Eli parlattı. Vallahi hem el parladı hem de yumuşacık oldu. Kusura bakmayın, siz o maskeyi seçtiniz, kusura bakmayın. Keşke bana yapsaydı diyor. Ama ben bunu şimdi yüzüme de yapabilirim tabii, diye. Tabii yüzünüze de yapabilirsiniz. Ben bunu yaparım yüzüme. Çünkü son derece yumuşak. Bu arada da böyle ben okşuyor. Çok yumuşak. Gerçekten güzel. Cidden de nemli, zaten pırıl gibi pırıl. Çıkıyor. Şimdi el böyle engebeli. Ama normalde yüzünüz engebeli. Evet, biraz dağlık bölgeler var. Eliniz biraz engebelerle dolu. Yaylalar, dağlar. Yani sonuçta parmaklar falan olduğu için böyle parça parça soyuluyor ama yüzünüze sürdüğünüzde tamamen komple ciltten çıkartabiliyorsunuz. Dur ama bir de ben bir tanesini denemek vallahi istiyorum. Dur ya. Şöyle yapayım. Bakın. Son derece kolay. Görüyor çok musunuz? Kolay. Aa, çok da zevkli. Evet çok zevkli. Tamam. Şu şekilde arada jelatin sayıldı. Evet. Yok, parça yok, bu parça. Hem kolay hem de gerçekten çok alttan nemli, yumuşacık bir
el yüzeyi çıktı efendim. Bu arada senin eşin de hem eczacı hem bunlarla ilgileniyor dedik. O da yapar mı böyle şeyler? Elime mi? Maskeler yapıyor. Sana yapıyor mu yani? Kendini bir iki defa yakaladım yüzünde. Gizli gizli mi yapıyor? Yapıyor. Gizli ama zaten gizli. Bu maskelerle eşlerinizin karşısına çıkmamak lazım tabii ki. Şimdi eşler yokken evet, bunları gizli gizli. Genelde işe gittiği zaman eşiniz. Kapıyı da kimseye açmamak lazım. Peki bir şey diyeceğim Selen Hanım. Gençler, gençler değil biz hanımlar, gençlere ayrı bir sorun var da. Biz hanımlar cildimizi böyle açmayı, beyazlatmayı çok seviyoruz. Bundaki olay pirinç unu mudur? Pirinç unu ya da pirincin kendisi. Nasıl bir şey yapacağız mesela? Mesela pirinci haşlıyorsunuz. En kolayını anlatayım. Beyaz un pirinç. Kullanmadan pirinci haşlıyoruz. Zaten suyla karışan pirinç fitik asit üretimi sağlar. Fitik asit de beyazlatıcı kozmetik preparatların içinde bulunan bir maddedir. Ondan dolayı gerçi direkt fitik asiti siz yüzünüze sürmüş oluyorsunuz. Pirinç suyunu bir kenara ayırın, buzdolabına koyun ve bunu 3-4 gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Her gün cildinizi pamuk yardımıyla silin. Yalnızca suyu yeterli. Sabahları mı gece mi yatmadan? Gece çok daha iyi olur. Gün ışığı görmesin. Sabaha kadar o şekilde tutabilirsiniz. Gerçekten de pirinç suyu tek başına bile gayet renk açıcı özelliği var. Bu arada lekeler içinde yeler. Yalnız bunu yüzünüze yaparken yaptığınızda hocam işinize karışmış gibi olmayayım. Mutlaka birisi yüzünüze bunu temizlemesi lazım. Yoksa yüzünüze derin yaralar açabilirsiniz. Yani çıkmıyor siz bu. böyle ya. Çok uğraşmak gerek. Ama bence onu da şöyle yapacağız. Hani böyle süngerler var. Onları ıslatıp şöyle ama yıkayabilirsiniz. İlla ki soyulmasına gerek yok. Hayır, yok. Tamam. Şey yapayım. Yani sonuçta jelatin tek başına faydalı olduğu için kolajen üretimini uyarıyor. Kesinlikle cildteki. Uyarıyor. Ondan dolayı. Yıkayabilirsiniz. Baktınız soyulmadı. Jelatin işte markasına göre bile soyulup soyulmaması değişebiliyor. Soyulmuyorsa 15-20 dakika bekletip yüzünüze suyla yıkayınca hemen eriyor zaten jelatin. Sıkıntı duş olmuyor. Bile alabilir. Öyle yani. Evet. Peki şimdi sizler de yüzlerinizi artık 15 dakika doldu bence. Bir şöyle temizlerseniz sonraki halini bir görelim. Bir ne hissettiğinizi de görelim. Mesela o tarafa geçebilirsiniz. Hemen orada temizleyebilirsiniz. Sinan siz ne hissediyorsunuz şu an? Şimdi anlat Sinancığım. Bak Burcu şahane yumuşak elli bir eş geliyor bugün. El ele tutuşursunuz artık. Gerçekten bütün gece televizyonu el ele. Bu eller vallahi sanki benim değil yani. O... Ayaklarda çok da aynı etkisi ayakta, var. Ayakta ayak tabii. Çok önemli evet. Gerçekten. Özellikle topuk bence kısmı bilhassa. Topuk için çok önemli. Evet. Peki gençler için ne öneriyorsunuz? Bu hani bir anda yağlanıyor, bir anda böyle ucu beyaz, neredeyse iltihaba varan sivilceler çıkıyor. Bunun için ben bir şey var mı? Ben kil maskesi öneriyorum gençlere. Zaten de hep öyle öneriyoruz yani kil maskesi. Ciltteki yağ dengesini sağladığından dolayı. Eğer çok yağlısı cildiniz kil bu yağı emecektir. Ciltteki fazla yağı emer. Ama ben eğer aktif sivilceleri varsa kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Kili peeling yaparak çıkartmamaları gerekiyor. Çünkü peeling sivilcelerin yayılmasına sebep olur. Yani eğer aktif sivilceniz varsa yüzünüzde kesinlikle peeling önermiyorum. Kili yumuşak hareketlerle bir mendil yardımıyla ıslatıp. Ya da böyle süngeri. Evet süngerle ıslatıp önce yumuşak hale getirip kuruduktan sonra daha sonra yıkayıp çıkartabilirler. Kil maskesi cildeki yağ dengesini sağlar. Ondan dolayı çok faydalı. O zaman bu da bir püf noktası olsun. Yani sivilcesi olan gençler için özellikle kil maskesi çok faydalı. Fakat bunu çıkarırken amana sakın. Şey yapmayın böyle peeling zorlayarak yaparak değil hemen böyle süngerle ya da ılık ıslatınca suyla. Zaten hemen çamur yani hani çamur nasıl hemen azalı çamur kıvamını alıyor. Tabii. O şekilde ıslattıkları zaman zaten hemen o çamurumsu yumuşacık bir kıvam alıyor. Hemen yıkayabilirler. Peki bu haftada iki kere mi? Ha, bunu da söyleyelim. Haftada iki kere. Peki bu sivilcelerin üstüne hani böyle gençler bunu hep şey derler. Hani kurutmak için böyle pıt diye koyacak bir şey var mı? Yani tam üstüne. Çay ağacı yağı. Bu da güzel. Çay ağacı yağını evet. Şeyle bu kulak temizliğine. Kulak çubuğuyla batırıp çay ağacı yağına sivilcelerin üzerine günde 3-4 kere sürmeleri yeterli. 3-4 kere de 3 günde garanti veriyorum geçiriyor. Hmm,
Çok güzel. Çay ağacı da antiseptik, antibakteriyel özelliği vardır. Direkt o bölgedeki sivilceyi kurutur. Peki bu gerginleşme için muhakkak yumurta akı diyoruz. Yumurta akı ciltteki bağ dokusunu güçlendirdiği için sarkmalara da engel olacaktır. Cilt sarkmalarına, göz kapağının düşüklüğüne hepsine engel olacaktır. Yumurta akı doğal botoks etkisi yapar. Cildinizde. Bu çok önemli. Doğal botoks etkisi yapıyor yani. Evet. O derece önemli. Bu arada bizim hanımlarımız hazır mılar acaba? Ne durumdalar? Geliyorlar mı? Ben şimdi onların duygularını merak ediyorum. Yani bir tanesi belki işte daha nemli olacak herhalde. Hangisi tabii daha nemli olacak? Kakao. Tabii onu da merak kakao ediyor. Kakao olan. Gelin. Gelin. Hemen duygularınızı alacağız efendim, buyurun. Gel. Bak yine koşa gelir. Koşa gelir acele için. Benim için duygular çok önemlidir. Birisine de maske yaptığım zaman hemen sorayım, ne hissediyorsun? Tamam. Nasıl hissediyorsun? Şimdi tek tek duyguları alıyoruz efendim. Gel, cildimizin yenilendiğini hissettik. Sende şimdi evet, kil evet vardı. Evet. Çok güzel olmuş. Yumuşacık. Benim parlaklık galiba. Tam yıkanmamış burası. Yıkanmamış. Senin ne durumda? Parlaklık, yumuşaklık galiba. Bir tek alında biraz kalmış mı? Evet. O önemli. Olsun, temizledim ben onu hemen. Benim de gerildiğini hissediyorum yani, evet, şuramda bayağı güzel derin şeylerim vardı, çizgilerim. Tabii bayağı ki bir gerildim, evet, şöyle güzel oldu. Geriliyorsunuz ama maskeleri düzenli uygulamadan kesinlikle sonuç olmuyor, alamazsınız. Değil mi? Şimdi mesela bunu biz bugün stüdyoda yaptık, böyle bir kısa bir şey oldu. Evet. Ama şimdi bu hanımefendiler bunu haftada en az 3 kere mi uygulamalılar? En fazla 2. Aa bak nasıl uydurdum. En fazla 2. Evet, en fazla 2. Evet. Bir de yeterli olabilir. Yani çoğu zarar, çoğu da ciltteki nem dengesiyle oynamış olur. Gece yatmadan yani önce yapsak acaba? Gece yatmadan gece daha rahat olur mu acaba? Daha rahat göre de şey yapıyor. Çünkü mu üzerine makyaj yapmamak lazım. Nasıl yani? Yani? Yaşa göre. Yani sorabilirsin. Yaşa göre de sürülebiliyor mu hani yaş? Şimdi yaş göre tabii ki kırışıklık maskeleri 25 yaşından sonra. Çünkü kolajen miktarı 25 yaşından sonra azalmaya başlıyor ciltteki. Ondan dolayı 25'ten sonra öneriyorum. Ama sivilce maskeleri, gözenek sıkılaştırıcı maskeleri 18 yaşından sonra da yapılabilir. Her cilde efendim sürülüyor. Çok teşekkür ederiz. Sizi alıyoruz. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Koşarak gidiyor yine. Hayatım, ne hissediyorsun Sinancı? Evet. Maskeden önce ellerim çok farklıydı. Ellerim. Bakın gördüğünüz gibi maskeden sonra ellerim kendine geldi. Bu ellerle şarkı söyleyebilecek misin bize? Bu ellerle çok güzel ifadeler. Eller çok önemli. O zaman. Özgüveni geldi ellerime. Bak şimdi. Efendim. Bir şarkını çok özel istekle tekrar istiyorlar ama bu sefer elleri kullanarak. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Selin Hanım. Çok güzel bilgiler, çok doğru bilgiler. Elimi ama yavaş dokun. Elim şey. Teşekkür, sağ olun. Çok teşekkür. Görüşmek sağ üzere. Çok teşekkürler. Haydi neşelenelim hep beraber. Ellerimiz durmasın. Tempo sende var, bende var. İkimiz de var. O zaman mesele yok. Sabahlarda rüzgar aşkını fısıldar, mutluluk bağımın açan gülüsün yar. Bu dünyada beni ne olur bırakma, bir tanem canımsın, canımdan can alma. Bu kalbim seninle, yüreğim seninle, hayatım seninle, aşkım dinle. Aşkım dinle. Sende var, bende var, yar ikimizde var. Aşk bizim kadar kimin yüreğinde var. Gün gelir, zaman gelir, aşkımız dillenir.
kader, bunu da yazar muhakkak eyler. Bebeğim. Nasıl oynadı ama? Nasıl Ay, ama? Çok güzel. Nasıl ama? Vallahi sen var ya. Sen var ya şahane bir şarkı hiçbir ya. Hiçbir şey bırakmadın. Müthiş bir oyun sergiledin. Ay. Özel alkış istiyorum bir kez daha bir kez. Ama partnerimiz, sanatçımız da nasıl yani değil mi? Şahane yönlendirdi. Bir alkış da buraya. Klibimizden hiçbir ücret talep etmedi. Aa, sen ayrıca öyle zannet. Bak nasıl bunu. Aa hemen burada söyledi ya ücret bunu, almayayım diye. Sonra konuşuruz. Çok teşekkürler. Ay. Evet. Tam Tuni'ye gel. Gel. Tam Tuni'ye gel. Evet gerçekten böyle oldu. Harika. Tam Tuni'ye gel oldu. Mis gibi kokuttuk etrafı da. Evet. Şimdi ne yaptık? Lavaşlarımız da böyle güzel gördüğünüz gibi artık tantuniler oldu. Bir su verdik bir yağını böyle güzel pişirdik. Saralım mı Sinan Bey? Saralım. Hadi saralım o zaman. Sar lavaşı. Allah ama aman o evine son. Gelmesin. Yok. Biz ona bakımlar yaptık. Tabii bu evi. Aa, evet bak unutmuştum. Aşk çok doğru olsun. Bu arada izin verirsen ben buradan bir şey söylemek tabii. istiyorum. Mesela şimdi biz bu yaptığımız bu çok hoş, bu harika programı da kendi Sinan Özen Official Instagram sitemden yayınlıyorum tekrarını da izleyemeyenler için. Çok güzel. Buradan da beni takip edenlere de tekrar olur da işinde olur falan. Tabii. Böyle sevgilerimizi şey. Gönderelim Instagram hesabından Sinan evet. Özen. Aktif bir şekilde bunu eve mi götürüyoruz nasıl? Yiyorsunuz. Ha burada yiyoruz. Evet. Önce hanımefendiler buyurun. Ay efendim teşekkür ederim. Hemen size de geliyor. Aa salatasında bak etinde Sinan'ın efendim emeği var. Salatasında benim emeğim var ama tabii ki bütün emek en büyüğü Özlem tabii. Özlem şefimizin. Hanım biz de elimizden geldiği kadar evet. yakmamaya çalıştık. Buyurun efendim. Ellerinize sağlık gerçekten tamam. harika Şimdi, oldu. Şimdi ben yalnız bak bir şeye bakacağım. Şu Sinan'ın yaptığı makarnaya hemen şöyle bir tadına bakacağım. Sonra Burcu'ya diyeceğim ki Allah Burcu'cum. Allah aşkına bu şey yapma. Yok. Eve geliyor Burcu, Sinan'ı mutfağa sokuyorsun. Onu söyleyeyim. Çok güzel olmuş bu tane. Evet, afiyet olsun. Gerçekten öyle. Ve güzel tabii hurma sağlıklı toplar yaptık. Evet. Çocuklarınıza da inanılmaz lezzetli bir
Özlem Hanım yiyecek. Bir de bu çok güzel, siz söylediğiniz tarifin çok doğal. Evet, çok doğal. Yani şeker oranı İçerisinde düşük. İçerisinde şeker yok. Evet, tamamen hurmanın şekerinden faydalandık. Arzu ederseniz belki üzerine siz de benim gibi sadece çikolata sos koyabilirsiniz. Ama koymak zorunda da değilsiniz. Bir frambuaz, ne varsa erik olur, şeftali olur, ne varsa kullanabilirsiniz. Evet. Şahane. Ye bu hurma. Arada bu tantuni de biliyorsunuz bu bibersiz olmaz evet, ve çok lezzetli. Ay maşallah. Ben bunu paket yapayım mı siz paket? Peki nasıl isterseniz paket de yapabilirsiniz. Efendim. Evet. Biz Sinan Özen'e çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben... Sayende daha da keyifli bir program. Ben de çok, çok keyif teşekkür aldım. Ederim. Çok da vefalıdır. Her türlü hastalıkta, her konuda hemen yanımızda biter. Onu da buradan söylemeden edemeyeceğim. Buradan. Özlemciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar, acıdan sesim gitti. Yarın 12.45'te Nergis zamanında buluşmak üzere. Allah'a emanet.